Her ne kadar çoğu kez bu bölgeye göz alıcı travertenler için geliniyor olsa da Traverten Tepe'nin zirvesinde bulunan Roma Kaplıca şehri Hierapolis'in kalıntıları da çok etkileyici. Size tavsiyem şehre kuzey kapısından girmeniz. Burada öncelikle antik dünyanın en büyük mezarlıklarından birini göreceksiniz. Kimi uzmanlar bu büyüklüğü Roma döneminde son bir umut iyileşmek için şehre gelen insanların burada hayata veda etmesinden kaynaklandığını söylüyor. Nekro ölü, polis de şehir demek. Hierapolis'in nekropolisini dikkatli gözlerle gezmek gerek. Çünkü mezar taşlarında ilginç detaylar var. Bir tanesi üzerinde yazan beddua ile insanı oldukça korkutuyor. Diyor ki, mezarıma girmeye kalkan hırsız, yürüyecek toprak, seyredecek deniz bulamasın. Çocuksuz ve mutsuz bir hayatın ardından öldüğünde tanrıların laneti üzerinde olsun. Ölenlerin şahsi eşyalarıyla gömüldüğü bu mezarlar çok önemsenmiş. Geçmişte aileler mezarlıkların bakımı ve çiçeklendirilmesi için ücret ödemişler. Tıpkı bugün olduğu gibi. Genelde zenginlerin gömülmesi için yapılan laitler işlemeleriyle ayrıca değer taşıyor. Laite sarkofaj yani etiyende diyorlar. Eskiden insanlar lahitlerin içine koydukları cansız bedenlerin birkaç yıl sonra sadece kemikten ibaret olduğunu görünce böyle bir adı uygun görmüşler. Vücudun 2/3'ünün sudan oluştuğunu bilememişler. Mezarlıktan travertenlere doğru yürürken önce bir bazilika göreceksiniz. Özellikle geçtiğimiz yıllarda tamamen gün ışığına çıkarılan ve İmparator Domitianus'a adanan sütunlu cadde onun devamında bulunuyor. Caddeyi mutlaka ziyaret edin. Özellikle geçtiğimiz yıllarda tamamen gün ışığına çıkarılan ve İmparator Domitianus'a adanan Sünlü Cadde'yi kesinlikle görmeniz gerekiyor. Hamamdan sonra kilise olarak kullanılan bazilikanın devamında bulunuyor bu cadde. 170 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki cadde gerçekten çok çarpıcı. Caddenin girişinde ünlü Latin yazar Frontinus'un adını taşıyan bir kapı bulunuyor. Kapının devamında sol tarafta ise zamanın tuvaletleri olan latrinler var. Caddeyi geçtikten sonra karşınıza büyük boyutlardaki Roma hamamları çıkacak. Bugün müze olarak kullanılan bu hamamlar müze olarak küçük ama eser varlığı açısından oldukça zengin. Burada heykeller, kabartmalar, paralar ve lahitler göreceksiniz. Şu anda müzenin yanındaki antik havuzdayız. Balayını ülkemizde yapmış olması dolayısıyla pek çok yerde Kleopatra'nın adıyla anılan kumsal, kıyı, ada, plaj ve hamam var. İşte buna ek olarak müzenin yanında da bir Kleopatra havuzu bulunuyor. Diğer adıyla antik havuz. Milattan sonra 7. yüzyılda bu bölgede meydana gelen depremlerin yol açtığı çukura dolan şifalı sular ile oluşmuş bu gördüğünüz havuz. Havuzun en derin yeri ise aslında bir pay kırığı. İçindeki sütunlar ise buradaki agora yani çarşıya aitmiş. Suyun sıcaklığı 36,5 derece. Termal suyun havuz dışında Hierapolis'te 3 kaynağı daha var. Biri Serdan'ın anlatacağı plutonyum, diğeri eski jandarma karakolu, sonuncusu ise gelin hamamı diye bilinen yer. Buradaki termal suların özellikle kalp damar sertliğine, romatizmal ile dermatolojik hastalıklara ve göz rahatsızlıklarına iyi geldiği söyleniyor. Pamukkale bu şifalı yeraltı sıcak su kaynakları sebebiyle Roma, Yunan, Pers, Frig, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok medeniyetinde önemli bir uğrak yeri olmuş. Müzik.
Hierapolis'in antik havuzunun hemen arkasındayız ve burada çok güzel bir heykel var. Program içeriğini birlikte hazırladığımız sevgili Serdar Büyükkoyuncu geçenlerde Yunan mitolojisi ile ilgili bir kitap yazdı. Şimdi bu heykelin hikayesini bize Serdar anlatacak. Öncelikle kim bu Hades onu söyleyeyim. Mitolojik bir tanrı. Yeraltı ondan soruluyor. Kronos ve Rhea'nın 6 çocuğundan bir tanesi. Babası tarafından yutulmuş bu çocuklar. Kendisine rakip olmasınlar diye ama anneleri son çocuk Zeus yerine bir kayayı kundaklayıp babasına vermiş. Zeus kurtulmuş yutulmaktan. Zaten onun sayesinde diğer kardeşler de kurtuluyor babalarının karnından. O da bir başka hikaye ama biliyorsun Safet, mitoloji biraz tanrısal hikayeler dünyası. Merak edenler o az önce söyledin ya benim antik Yunan mitolojisi kitabında bu ve bunun gibi pek çok hikayeyi okuyabilirler. Neyse bunlar 3 kız 3 erkek kardeşler. Erkek kardeşler çok meşhur. Poseidon depremler ve denizler tanrısı, Zeus gökyüzü tanrısı, en büyük tanrı. Bir de kendisi Hades yeraltı tanrısı. Zeus kardeşleri kurtardı ya o yüzden görev dağılımını da kendisi yapmış. Babaları mirasını paylaşırken onun payına karanlıklar dünyası düşmüş. O günden sonra ölüler ülkesi tanrısı diyorlar kendisine. Antik Yunan'da yeraltı dünyası, mağaraları, nehirleri, ne bileyim tarlaları olan bir yer olarak düşünülüyor. Ama yeraltı deyip geçmeyin. O yer altında bütün madeni zenginlikler hepsi Hades'in. O yüzden çok zengin Hades. Hatta tüm yer altının hazineleri onun olduğu için Romalılar ona varlıklı anlamına gelen Plüton demişler sonradan. Hades yalnız değilmiş ama aşağıda, yerin altında. Yeryüzünde akamayacak kadar karanlık, dehşetli nehirler. Bu nehirler arasında ölüleri kayığıyla karşıdan karşıya geçiren Charon ve bir de Kerberos isimli bu üç başlı köpeği varmış. Bu korkunç yaratığın görevi ölülerin yeryüzüne çıkmasını engellemek. İşte 2013 yılında ortaya çıkarılan cehennem kapısının önündeki bu beyaz heykel ölüler tanrısı Hades ve köpeği Kerberos. Peki neden böyle bir şey yapmışlar buraya? Rivayete göre yer altına açılan cehennem kapısı tam da burada bulunuyormuş. Bu kapıdan geçilerek girilen yer altında o cehennem köpeği var ya Kerberos, onun zehirli nefesi yerden akıyormuş ve Hades'e masumları kurban veriyormuş. Bu nedenle buraya cehennem kapısı ya da plütonyum demişler. Hatta yanına da bir de Apollon tapınağı yapmışlar. İnsanlar buraya geldiklerinde tapınaktaki din adamlarına kendileri adına tanrılara kurban vermeleri için ödeme yapıyorlarmış. Para karşılığı yani. Bir din adamı kuzu ya da boğa gibi bir hayvanı tapınağın içine götürüyor ve sanki bir ilahi mücadele olmuş gibi hayvan oracıkta ölüyor, din adamı da canlı olarak dışarı çıkıyormuş. İyi de bu nasıl oluyormuş? Hayvan ölürken din adamı canlı nasıl kalıyormuş? İşte bu sorunun cevabını Hardy Fanz isimli bir Alman bilim adamı bulmuş. Fanz araştırmaya başladığında bu cehennem kapısının girişinde düzinelerce ölü hayvan görmüş. Hemen havayı test etmiş, inanılmaz bir şey keşfetmiş. Normal havada karbondioksit oranı yalnızca %0,04 civarındayken burada %80'lere ulaşıyormuş. Yani ölümcül bir düzey. Peki tamam, neden burada böyle bir gaz var? Bu aşırı karbondioksit seviyeleri bölgenin kaplıcalarını ve travertenlerinde ortaya çıkan aslında aynı jeolojik sistemden kaynaklanıyor. Mesela Pamukkale 35 kilometre uzunluğundaki aktif bir tektonik fay hattının tam da ortasında. Bu hatlardan biri doğrudan şehir merkezinden geçip Apollon Tapınağı'na uzanıyor. O zaman neden tapınağa giren din adamları sağ çıkabiliyor? Ya, onun cevabı da var şöyle. Gün boyunca hava sıcak ve güneşli. Karbondioksit hızla dağılıyor. Ama havadan daha ağır olduğu için geceleri hava daha soğuk olduğunda zeminde birikiyor. Ve yer seviyesinde ölümcül bir gaz gölü oluşuyor. Yani burunları yere daha yakın olan hayvanlar bu zehirli bulutta çabucak boğuluyor ama daha uzun boylu olan din adamları ise daha düşük karbondioksit oldukları için hayatta kalıyor. İşte tüm bunlardan dolayı bugün cehennem kapısını tuğlalarla kapatmışlar. Burayı ziyarete gelenler yüksek karbondioksite maruz kalmasınlar diye yani. Evet Saffet, tamam mı? Sıra sende.